Ekonomi Gündemi programıyla karşınızdayız ve bugünkü konuğumuz İZO 1 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Bulgur. Sayın Bulgur hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Bulgur, ilk olarak bize izolasyonun tanımını yapabilir misiniz? Elbette. Yani şöyle ki aslında izolasyonun tanımına geçmeden biz izolasyona neden ihtiyaç duyuyoruz? Şu anda TÜİK'in vermiş 8 milyon tane kut var, 16-17 milyon tane de daire var. Ve bunların yaklaşık %80'i de yalıtımsız. Şu anda hali hazırda mevcut yapılan yapılarımız var elbette. Onlar belli bir ölçekte doğru veya yanlış olmakla birlikte yalıtımlar yapılıyor. Ama mevcutta şu anda hali oturmuş olduğumuz, kentsel dönüşüme girmemiş olan, özellikle Türkiye'deki orana bakarsak 40'a 60 yani nüfusun 60'ı şehirlerde yaşıyor, 40'ı köylerde yaşıyor. Yani bu şu anlama geliyor, köylerde kullanılan, kırsallarda kullanılan enerjinin tasarrufu kesinlikle izole edilmemiş eski yapılardan oluşmaktadır. Şimdi bugüne kadar hala hazırda alışmış olduğumuz yalıtımlarda ısı, su, ses ve nem yalıtımı için ayrı ayrı materyallerdeki ürünleri kullanarak da bu dört objeyi bir araya topluyorduk. Yani ısı, su, ses ve nem. Bunun hepsini bir araya sağlamamız gerekiyor ki doğru bir yalıtım yapmış olalım. Buna da A sınıf diyoruz. Yani A plus bir yalıtım. Dolayısıyla da elimde görmüş olduğunuz bir ürünümüz var. Bu ürünümüzde bu bahsetmiş olduğumuz dört tane objeyi tek ürünle çözüyoruz. Isı, su, ses ve nem yalıtımını. Hepsini bir arada yani bir arada. Maddeyle. Evet. Artık nesil gelişiyor. Bir evvelki kuşakla şu andaki yaşayan kuşak arasında nasıl teknoloji farkı kesinlikle varsa şu anda geçmişteki kullanılan yalıtım malzemeleri de tabii ki bunları teknik bilgilere dayanarak söylüyorum. Ömürlerini doldurup yeni nesil ürünlere bakıp yolumuza devam etmeliyiz. Biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere önce bina yapmamız için kro betonu dediğimiz ağır bir beton atılır. Bu aşamada zeminde su yalıtımı yapılması gerekiyor. Daha sonra temeller çıkılır, temel izolasyonu yapılması lazım. Hem ısı hem su yalıtımı yapılması lazım. Ve sonrası sinsile yoluyla tabliyeler üzerine hem ısı yalıtımı hem ses yalıtımı. Aslında ses yalıtımı deyip geçmemek lazım. Kat aralarında komşu şikayetinden dolayı bugün karakollarımıza birçok şikayetler oluyor. Çünkü yukarıda konuşulan aşağıda çok rahatlıkla duyuluyor. Yan komşunun konuştuğunu diğer taraftaki yatak odasında, ebeveyn odasında çok rahatlıkla bu da şu anlama geliyor. Binalarımızda komplike yani yalıtım yapılırken sadece belediyenin veyahut ili özel idarenin zaruri kıldığı yerlere yalıtım yapılıyor. Kalan yerlere yalıtım yapılmıyor. Aslında bunu biraz da müteahhitlerimizin rekabetçi ortamdan kaynaklandıkları için bu yollara başvuruluyor. Aslında binada çok ciddi anlamda ses yalıtımı yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. 120 metrekarelik bir binanın yıllık ısı enerji gideri 3500-4000 TL civarında olduğunu kabul edersek, eğer biz doğru bir yalıtım yaparsak bunu çok rahatlıkla %65-70 oranında düşürebiliriz. Yani şöyle. Çok yüksek bir oran yalnız %70. Kesin. Tabii tabii. Yani düşünebiliyorsunuz. Yazın biz tişörtümüzle gezerken aynı tişörtle kışın caddede dolaşabilir miyiz? Mümkün değil. Yani yalıtım mantolama. Adı üzerinde kışın geldiği zaman mantonu giyeceksin. Ama artık yaz kış olayı da bizde yaşam standartları yükseldiği için aradan kalkıyor. Şimdi yazın da bizim yalıtıma ihtiyacımız oluyor. Neden? Çünkü yazında soğutma teknolojisini kullandığımız için bizim fevkalade kullanmış olduğumuz enerjinin gideri artıyor. Dolayısıyla da biraz önce söylemiş olduğunuz gibi eğer biz 3500-4000 TL ortalama 6 aylık yani ben İç Anadolu platosundan bahsediyorum. 6 aylık bir kalorifer yaktığımızı düşünürsek ayda 400-350 doğalgaz çok rahatlıkla geliyor. Hatta 600-700 de gelebilir. Çünkü sizi atmosferle aranızı kesen sadece bir tuğladır, bir betondur. Dolayısıyla burada hiçbir yalıtım malzemesi yoktur. Bunu iyi yarattığınız zaman 4000 lira olan bir yalıtım giderini yıllık 1000 TL'ye çok rahatlıkla düşürürsünüz. Bu da şu anlama geliyor. Ortalama 4 kişilik bir tatil yıllık masrafı ne kadar ekonomik tatilin? 3 lira 5 lira. Demek ki biz sadece yakıttan tasarruf ederekten gideceğimiz ekonomik bir tatilin %70-80 parasını oradan çok rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Aslında böyle akılcıl bakıldığı zaman çok rahatlıkla bunu da görebiliriz. Ki sadece ülkemizde konut olarak da buna bakmamak lazım. Entegre tesislerde yani bugün sanayileşmiş birçok şehrimizde
enerjinin büyük miktarını onlar kullanıyor. Ve mevcut fabrika ortamlarında ortalama çalışılacak ısı o yüksekliği 18 derece olması gerekiyor. 18 dereceyi elde edebilmemiz için ki mevcuttaki bizim şu andaki yapılaşmamızı belki sizler de biliyorsunuz. Panel sandviç panel de kullanılabiliyor. Trafes sac da kullanılabiliyor. Ethernet de kullanılabiliyor. Ya sadece trafes sacın altında ne kadar bir üretimde başarılı olabiliriz? Ve dünyadaki bu rekabetçi ortamda onlarla nasıl yarışabiliriz? Dolayısıyla da sanayici kardeşlerimizin de mevcutta çalıştırmış olduğu işçi kardeşlerimizi ortamını belli bir sıcaklıkta tutabilmesi için yalıtma ihtiyacı var. Ve orada da aynı şekilde 20 bin metrekarelik bir alanı düşürürseniz yıllık 150-200 bin TL'lik yakıt tüketmesi gerekirken 20-30 bin TL ile bu işleri çok rahatlıkla çözebilir. Biz hem ekonomiksel anlamda fayda sağlamış oluruz. Bir de birey olaraktan her insanın bir vatanseverliği olması lazım. Mutlaka, değil mi? Mutlaka. Ben şöyle düşünüyorum. Ben biraz iddialı konuşacağım ama lütfen. Türkiye'de eğer sizin imkanınız var da yalıtım yapmıyorsanız bunun hakikaten bir karşılığı vardır. Sorumluluğu vardır. Sorumluluğu vardır. Eğer sizin ekonomik imkanınız var da binanızı benim çok param var. Çok su tükediğim diye bir mantık olabilir mi? Kesinlikle. Yalıtım sistemi kesinlikle her eve, her binaya gerekli bir şey. Peki bu noktadan şöyle bir soru sormak istiyorum. İyi bir yalıtım nasıl olmalıdır? Evet. Şimdi şöyle. Bir kere ikinci sorunuza geçmeden birinci sorunuzu tamamlamak istiyorum. Öncelikle bizim her eve, her mekana yalıtım gerekliliğini söylediniz. 2011'de bir yasa çıktı. Denildi ki 2017 yılına kadar yalıtımsız bina kalınmasın. Yasa aynen bu kadar açık ve net. 2011 yılında çıktı. 2017 yılına kadar yalıtımsız bina kalmasın. 6 yıl için. 6 için. Kalırsa ne olur? İdam olmaz sonuçta. Ama şunu diyor. Diyor ki eğer senin diyor binan yalıtımsızsa diyor alması, alımı, satımı, kiralanması diyor yapamaz. Almak, satmak, kiralamak. Yani sizin bir daireniz var ve bu 6 yıl içerisinde izole etmediniz. Bunu kiraya vermek istiyorsunuz. Veremiyorsunuz. Çünkü siz bir şekilde bu ülkenin tasarruf etmekte olduğu enerjiye vesile olaraktan atmosfere karıştırıyorsunuz. Dolayısıyla da yani hem yaşam kalitesi olarak da orada oturan insanlara da vesile oluyoruz biz. Serkan Bey, şimdi bir evi kiraya vereceksek biz, imkanımız da varsa orada yaşayacak aileyi de biz ne yapıyoruz? Yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Bu kadar aslında 7 bilinmeyeni bir denklem değil bu. Dolayısıyla da ikinci sorunuza gelirse doğru bir yalıtım nasıl olmalı? Burada çok gerçekten uzaklara bakmamıza gerek yok. Dediğim gibi sürecini ve zamanını tamamlayan bu elektron eşya olabilir, bu farklı objeler olabilir. Şimdi günümüzde ve konumuzda da konuştuğumuz gibi geçmişte kullanılan yalıtım malzemeleri artık ömrünü tamamlamıştır, ekonomik ömrünü tamamlamıştır ve yerine poliuretan dediğimiz tek parça halinde olan TS10981'e göre dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesinin olduğunu kabul ettiren ve hala evimizde buzdolaplarının etrafında kullanılan ki bunu biz 40 yıldır kullanıyoruz. Teknoloji gelişti artık inşaat sektöründe kullanıyoruz mobil sistemle beraber. Ve bunu binanıza çepeçevre uygulayaraktan tek parça halinde yaparsanız bu en doğru yalıtımdır. Ki bunun bütün halde içerikleri de var. Şöyle ki bizim ülkemiz maalesef deprem kuşağı. Evet. Ki buna yabancılar ve bilim adamları maalesef demiyor. Ben şu andaki içiminde bulunmuş olduğumuz koşullara göre maalesef diyorum. Çünkü her deprem yeni bir su kaynakları, yeni bir teknoloji ortaya çıkartıyor. Şimdi doğal gazı, o aşağıda sığışmasıyla beraber oluşan madenler vesaire. Dolayısıyla da buna Japonlar çok daha farklı şeyler gözüyle bakıyor. Yani yeni bir doğal kaynaklara ulaşıyoruz. Şekliyatına da bakıyor. Ama biz bir binada MYK'nın mesleki yeterlilik kurumunun vermiş olduğu belgeye göre normal plakalı yapılan yalıtımlarda 1 metrekareye 6 dubel atmamız lazım. Örnek veriyorum. 4 katlı ve 8 daireli bir bina yaklaşık 1000 metrekare dış cephesi olur. Ortalamadan, Türkiye ortalamadan 100 metrekare üzerinden konuşuyorum. 1000 metrekareye biz 6000 tane dubel atıyoruz.
Bu belki hani naif gelebilir dizlere. Konuşurken böyle çok şirin gelebilir. Ama gerçekten sizin vücudunuzda düşünebiliyor musunuz? Giymiş olduğunuz elbisenin 10 yerinden delik olduğunu. Ve bu deliklerde binanızdaki mukavveti azaltıyor. Ve deprem riskini artırıyor. Depremdeki güç kaybını evet ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla da sizin normalde yaptırmış olduğunuz binanın ortalama 8 şiddetinde bir depreme dayanıklı ise, kullanmış olduğunuz demiriyle, betonuyla, C22, C30 betonuyla, normalde bu 6 şiddetindeki depreme kadar güç kaybından düşüyor. Biz de diyoruz ki, tam burada devreye giriyor poliüretan. Poliüretan püskürtme yöntemiyle yapıldığı için 8 şiddetindeki bir depreme göre yapılan bir konutu 10 şiddetindeki depreme çıkartıyor. Çünkü sağlamlığı da arttırıyor aynı zamanda. Dünyadaki bütün yapıştırıcıların anası dediğimiz izosiyanat bunun birebir kimyasalıdır. Yani aderansı mükemmeldir. Yapıştırma testinde dünyadaki en iyi sertifikayı almış bir üründür poliüretan. Her türlü yüzeye, bunda ahşap, beton, tuğla, yutong, aklınıza ne geliyorsa aderansı mükemmeldir bu ürün. Yapıştığı yerden bunu koparma şansınız yok. Şimdi düz mantıkta düşünürsek, eğer biz bir yapmış olduğumuz uygulamada bir metrekareye 6 dubel atarken bir metrekareyi biz daha mukavvetli bir üründen ve ek yersiz kapattığımız zaman kere mantıken de arada bunu çok teknolojik araştırmamıza gerek yok. Aradaki fark çok net bir şekilde, objektif bir şekilde ortaya çıkıyor. Ya bunları anlatırken de tabii ürünün sertifikalarıyla anlatıyorum. Manipüle ederekten anlatmıyorum. Bu ürünün C belgesi, TS belgesi, aynı zamanda biz İzobir firması olaraktan da Amerika'nın ASTM'ye bağlı olaraktan SPFA, Sprey Poliüretancılar, İzolasyoncular, Köpükçüler Federasyonu'na Türkiye ve Avrupa temsilcisiyiz. Bizim yapmış olduğumuz uygulamalar Avrupa Birliği ve Amerika standartlarındadır. Türkiye'deki yapılan yanlış yalıtımları da biz bu şekliyle tüketiciye göstermeye çalışıyoruz ki tam bu sırada zaten burada termal kameramız var masamızın üzerinde. Türkiye'de bir ilktir bu. Binalarda binde bir hassasiyetle 600 bin megapiksel çözünürlükle binadaki ısı kaybını ve sirkülasyonu gösteriyoruz. Bir binanın ısı kaybı şu anda %30, 40, 50 her neyse o günün şartlarında biz bu profesyonel kameramızla beraber, ekipmanlarımızla beraber, jeoloji mühendislerimiz bunları kullanıyor. Onlarla beraber bunu tüketiciye hem videosunu çekerek hem fotoğraflandırmasını yaparaktan yalıtım yapmadan önce, yalıtım yaptıktan sonra her iki şeklinde de ısı yapmadan önce yüzde kaç kaçak vardı, yaptıktan sonraki o izolesi onu nasıl önlediğini rapor haline getirip kendilerine takdim ediyoruz. Niçin ediyoruz? Çünkü 2017 yılında dolduktan sonra sizin evinize bir belge verilecek. Emlakçı olabilirsiniz, konut sahibi olabilirsiniz, yeni yaptırıyor olabilirsiniz. Diyecekler ki sizin belediyeye gidiyorsunuz, bu 31 büyük şehirde bunları belediyeler yapıyor. Diğer kalan 50 şehrimizde de il özel idare yapıyor. Çünkü yeni yasayla birlikte büyük şehirlerin komplesine belediyeler bakıyor. Dolayısıyla da buradaki il özel idareler belediyelere bağlanmıştır. Ve gittiğiniz zaman sizin evinizin yalıtımı hangi ürünle yapılmışsa bu evin yalıtımı A+, B+, C+ yalıtımdan sınıflandırılacak. Evinizi satarken tüketici hemen sizin yalıtım karnenizi isteyecek. Tıpkı çocuğumuzdan nasıl okul karnesini istiyorsak burada da yalıtım karnesini isteyerekten biz hangi tür bir bina aldığımızı aldanmadan devlet eliyle göreceğiz. Burada ürün birinci sınıf ürün. Ama neye göre birinci sınıf ürün? Hani bunu temaşa mı yapıyoruz? Neye göre bunu sınıflandırıyoruz? Şimdi konjöktör der ki, dünyada en standardı der ki 9001. Bir ürün yalıtım ürünü statüsünü alabilmesi için lambda değerinin yani ısıl değerinin 1050'nin altında olması gerekiyor. Peki 1050'nin altında kaç tane ürünümüz var şu anda? Örnek veriyorum 6 tane ürün var. Ama bu ürünlerin ortalama ısıl değerleri 1040 mertebelerinde. Yani 1050'nin altındaki olan
Ama dünyada aslında buraya değinmek istiyorum. Lütfen. Serkan Bey, bu çok hassas ve çok önemli. Şu anda yapılan bütün yalıtım değeri ölçümlerinde dünyadaki konjonktürden bahsediyorum. Sadece Türkiye baz almıyorum. Değil, tüm dünyadaki dünya. Ölçüm sistemi DİN'in 13.162'ye göre ölçüm sisteminde 50'ye 51 plakanın 5 santim kalınlığında 24 saat içerisindeki geçirdiği ısıya biz ısıl değeri diyoruz. Yani ısı iletkenlik katsayısı oluyor. Fakat biz 50'ye 50 bunu ölçümünü yapıyoruz ama bunu teoride yapıyoruz. Peki pratiğe geldiğimiz zaman bu stüdyodan çıkıp İstanbul caddelerine düştüğümüz vakit yeni yapılan izolasyonlu binalara bakıldığı zaman ne oluyor? Parça 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 uygulanabiliyor. Dolayısıyla de aslında burada asıl önemli olan kullanılabilir lambda değeri. Ama bunu kimse gündeme getirmiyor. Neden? Çünkü poliuretanın dışında bütün yalıtım malzemeleri parça parça uygulandığı için bu metotla ısıl değerinin hesaplanması hiçbir üretici dişine gelmiyor. Sebebi ne? Çünkü poliuretan eğer lambda değeri ölçülmesi nasılsa uygulanması da aynı. Burada parça orada tek parça halinde yapılıyor. Diğerleri burada parça uygulanıyor, orada da parça. Ama her detayda bir ısı köprüsü oluştuğu için örnek getireceğim. Biraz önce 1000 metreyi 6000 dubel atıyoruz. Metrekarede 6000 dubel. 1000 metrede yaklaşık 70'e 1 metredir levhalar. Yaklaşık 1380 tane ek yeri oluşuyor. Yani mevcutta 1000'de 40 çıkan bir plakanın orada duvardaki kullanılabilir lambda değeri neden dolayı kullanılabilir diyoruz? Bir tane 6 tane dubel geliyor. Bir de 4 kenarı ısı köprüsü oluşturuyor. Ne yaptık? 6, 4 kenarı da var. Bir işçilik hatası da olduğunu kabul etmiyorum. Yani tam olaraktan harfiyen kabul edildiği gibi döşendiğini düşünüyorum ki ne kadar çok detay o kadar çok hataya maruzdur. Dolayısıyla da 1000'de 80, 1000'de 90 çıkıyor. O da şu anlama geliyor. 3 santim poliuretana normalde 1000'de 20 bunun lambda değeri, 6 santim taş yünü XPS, EPS eş değer olduğunu biz biraz önceki programa göre söylüyoruz ama gerçekte 9 santim eş değer. Çünkü kullanılabilir lanıtım değeri onların 2 katı çıkıyor. Neden? Isı köprüleri olduğu için. Bunda işte en büyük özellik ek yeri ve ısı köprüsü yok. Ürün güvenilir bir ürün müdür? Sağlık açısından bir problem yaratma durumu var mıdır, yok mudur? Şöyle, şimdi dedik ya yeni nesil bir ürün ve bu ürün aslında Türkiye'de yeni nesil bir ürün. Avrupa'da, Amerika'da 50 yıldır kullanılıyor. Ürün bir kere, şu çok önemli. Bu sadece yalıtım malzemesiyle ilgili söylemeyeceğim bunu Serkan Bey. Şimdi greenhouse efekt dedikleri, yeşil ev diye bir projeler var yurt dışında. Bunları çok önemsiyorlar. Yani ben bundan 100 yıl evveliyatında ne kadar doğal evlerde oturuyorduk. Ama yaşam standartımız düşüktü değil mi? Evet. İşte evin lavabosu dışarıda, su kaynakları dışarıda. Şimdi onların doğal yollarla, doğal ürünlerle greenhouse efekt dedikleri yeşil ev. Yani bunun amacı da şu sera gazı dağılımı. Uçucu organikler dedikleri sera gazı dağılımından bir ürün vardır. Uygularsınız. Şu anda mevcuttaki stüdyo masamızın mesela yeşil dediğimiz greenhouse efekt dediğimiz bu VOC ile uçucu organiklerle arındırılmış mı değil mi? Şöyle ki bunun bir testi var, bir kriteri var. Bu ürün yapıldıktan sonra doğaya bir gaz salınımı yapıyor mu? Yapmıyor. Betonlarda da, evde kullandığın betonda, kullandığın laminatta, yani iş mekanda özellikle maruz kalacağın her türlü objede bunların ölçümü yapılıyor. İşte Amerika'dan ASTM, Amerikan standartlarında uygulama yapıldıktan sonra herhangi bir gaz salımı yapmayan tek üründür poliuretan. O da şu anlama geliyor. Poliuretan 24 saat sonra reaksiyonu bittikten sonra küllenmesi bittikten sonra herhangi bir atmosfere gaz salımı olmayan bir üründür. Bunu da neye göre söylüyorum? Amerikan standartlarına göre söylüyorum. Türkiye'mizde elbette bazı ölçümler yapılmıyor ama bunlar inşallah laboratuvarlar akredite olaraktan yapacaktır. Örnek veriyorum bu ürün
%95'i kapalı hücreden oluşmaktadır. O da şu anlama gelir. Bu ürüne mikroskopa baktığınız zaman içindeki odacıkları kapalı hücrelerden oluştuğu için çok ciddi bir ses yalıtım malzemesidir. Ama biz bu ölçümleri yurt dışında yaptırıyoruz. İnşallah ülkemizdeki üniversitelerimiz, ben buradan üniversitelerimizle seslenmek istiyorum. Lütfen tabii. Çünkü biz yurt dışına çıktığımız zaman orada üniversiteler bir lokomotif görev üstlenmişler. Biz burada üniversitelerimizin kapılarından içeri giremiyoruz. Veyahut müteşebbisler giremiyor. Çünkü orada toplumdan tamamen kopuk bir öğretim sistemi var. Örnek veriyorum, ben bir ürün geliştirmek istiyorsam bugün ODTÜ'ye, İTÜ'ye gittiğim zaman bu ürünle alakalı ne yapabiliriz? Samimiyetimle söylüyorum, asistandan yukarı kimse çıkamıyor. Hocalarımız rezervasyon vermiyor, görüşme talebi almıyor. Çünkü onlar kendi dünyalarında, kendi ayarlarında. Ama Amerika'da bu sistem böyle değil, Avrupa'da değil, ne yapıyor? Gidiyorsun, bir proje sunuyorsun, sadece anlatıyorsun. Diyorsun ki ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ve şu ürünü şu şekilde uygulamak istiyorum. Onlar size inovasyon dersleriyle beraber, öğrencileriyle beraber bir eğitime tabi tutuyor. Diyor ki, 2 ay sonra çağırıyor seni. Biz senin dediğini şu 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 yollarla, şu 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 mantıklarla çözeriz ve bu size maliyeti $300,000 olur. Ama zaten müteşebbisi ona bakmıyor ki. Bir teknoloji ortaya çıkıyor. Ama biz bunları, şimdi durup dururken Serkan Bey, teknoloji ortaya çıkar mı? Bu mümkünatı var mı? Yok. Araç, gereç, Ar-Ge çalıştırması, araştırma, ihtiyaç olması gerekiyor. İhtiyaç olması gerekiyor. Ama şimdi bir müteşebbis kalkıp da bütün aletleri fabrikasına yığıp da ben bir teknoloji üreteceğim diye, herkesin bir misyonu vardır. İş adamı ülke ekonomisine ne katabilir, buna bakmalı. Üniversiteler teknoloji anlamında ne üretebilir, buna bakmalı. Sadece oraya giden iş adamlarımıza değil, aynı zamanda onlar piyasadaki ihtiyacı görüp ona yönelik de üretimler yapmaları gerekir. Ve o üretimleri de kendi üniversitelerine ekonomik değer olarak satıp kazandırabilirler. Bugün yüksek öğretimin, yani YÖK'ün vermiş olduğu aidatlarla bütün üniversiteler yürüyor. Böyle bir mentalite olabilir mi? Siz oradan mezun ettiğiniz gençlikle biz ülkemizi müreffeh seviyelere taşıyacağız. Gerçekten siz buna inanıyor musunuz? Biraz zor açıkçası. Değil mi? Söyleyemiyorum bile. Aslında insanlar gerçeklerle yüzleşmesi de bir erdemliktir. Ben bunu şimdi ISO 500 dediğimiz İstanbul Sanayi Odası Türkiye'lik 500 firmayı topluyor. Bir de dünya literatürüne baktığın zaman dünyada ilk 500'e gelen üniversite. Bizim kaç tane üniversitemiz giriyor? Çok az. Çok az. En son İstanbul Hukuk Fakültesini biliyorum. Yanlışım da olabilir ama ben takip ediyorum yakını. O da son zamanlarda iyice geriledi. Yani şunu yapmaya çalışıyorum. Üniversiteler üretken olmalı. Önümüzü aşmalı. Teknoloji üretmeli. Destekleyici, teşvik edici tabii olmalı. Yani orada yapılan fuarlarda iki pilinen araba gidiyor. Böyle artık güleceğimiz projelerle fuarlara katılan şeylerden değil de gerçek anlamda dünyada olmayan veyahut Türkiye'de ihtiyaçtan doğan projelerle, açıklar. Tabii açıklarla onları projeleriyle, üretmeleriyle karşımıza çıkması gerektiğini ben düşünüyorum. Açıkçası böyle de bakıyorum. Yoksa aksi takdirde biz montaj sanayiden ileri bir gram gidemeyiz. Biz yani belki, peki G20, biraz da genel evrensel bakmak istiyorum. Lütfen tabii. Şimdi burada açıkça bazı eksiklerimizi görürsek onun üzerinden daha güzel yürürüz. Şimdi Türkiye 155 milyar dolar ihracatını yapıyor. Şu anda dünyada öyle firma var ki sadece kendi ihracatı, tek bir firmadan bahsediyorum, 500 milyar dolar. Türkiye'ninkinden 4 kat fazla. 4 kat ve burada markaya, reklama yere de isim vermiyorum. Ama bu 1, 2, 3, 5 değil. Biz böyle markalar yaratmak zorundayız. Aksi takdirde bu bodur ağaç, Japon ağacı gibi bu boydan yukarı çıkma şansımız yok. Singapur dünyanın en büyük limanı. Sadece doğudaki stratejisinden dolayı ihracatı 780 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? Ve Singapur dediğimiz yer bir şehir devletidir. Bir şehirdir ve nüfusu 5 milyondur. İstanbul'un 1/3.
Ki bölge olaraktan da şu anda İstanbul dünyanın en stratejik bölgesindedir. Evet, kesinlikle. Biz ne yaptığımızı gerçekten bundan daha iyi resmedebiliriz. Şimdi G20'ye giriyorsun. Milli gelir hasılaya göre 820 milyar dolar bir şey var. Ama sen ihracatına göre 35. sıradasın. 35. sıradasın dünya ihracatların statüsünde sıralamasında. Biz bunu nasıl düzelteceğiz? 1639 Karlofça, 2007 IMF gönderdik. O günden bugüne biz kelepçeli yaşadık. Serkan Bey, biz geçmişimizi de çocuklarımıza anlatmamız lazım ki gelecekte ne yapabilelim onu iyi görmemiz lazım. Resmetmemiz lazım. Nasıl Anzaklar 100 sene önceki savaşına torunlarını getiriyorsa, biz de buradan çocuklarımızı Kore'de orada savaşan dedelerimizin mücadele ettiği yere götürüp göstermemiz lazım. Teknolojileri götürmemiz lazım. Gezdirmemiz lazım. Teşvikleri böyle vermemiz lazım. Artık han tapul üretimler 3. dünya ülkelerinin yaptığı şeyler. Belki konumuzun dışına çıkıyoruz ama bunlar da önemli şeyler. Biz burada poliüretanı, yani altını çok anlatmaya gerek yok aslında. Bu şu anda yalıtımın altını. Bunu arkadaşlarımızla internet sitelerimizden çok rahatlıkla bakıyorlar. Ama biz burada daha önemli konuları da bazen konu açıldığı zaman girmek zorunda kalıyoruz. Sohbet bizi oraya götürüyor. Dolayısıyla da bizler yalıtım noktasında, hani tekrar kurumuza girelim. Bazen de bunları da söylemede yarar, fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece kısır döngü içerisinde bir yalıtımı anlatmak bu herkesin yapabileceği bir şey ama biz daha geniş konseptte bunları ele alırsak, burada daha bilinçlendirici programlar yaparsak bunlar hepimizin yararına, faydasına olur diye düşünüyorum. Kırsalla öne alakalı bir şey söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de 10 tane mobil aracımızla beraber hizmet veriyoruz. Mobil hizmetimizi 10 tane aracımızla beraber nerede olursa biz oralara göndererekten bunları servis ederekten uygulamalar yapıyoruz. En büyük iyiliklerinden bir tanesi de poliüretanın hızlı bir şekilde biz bunu çözüyoruz. Normal bir yalıtım bir binanın dışında 1-2 ay sürerken biz 2 günde aynı yalıtımı yapıp veriyoruz. Süre de çok kısa. Tabii günümüzde aslında en önemli şey zaman. Zaman aldığımız nefes sayılı iken bu dünyada biz zamanı bu kadara hoyratça kullanmaya hakkımız var mı sizce? Yok. Dolayısıyla da kırsaldaki küçük metrajlara biz uygulamalar yapamıyorduk Serkan Bey. Feasible olmuyordu. Belki oryantal bakış açısı ama biz bunu 4 yıldır Ar-Ge'mizle beraber, benim şirketimde çalışan mevcudun 3'te 1 kadar Ar-Ge'de çalışan insan var. Ne yapabiliriz? Ar-Ge aslında en önemli departmanlardan kesinlikle, bir tanesi. Kesinlikle bakınız. Çalışan sayısının 3'te 1'i kadara benim Ar-Ge'de çalışan arkadaşlarım var. Yani biz bunu nasıl çözebiliriz? Bu aslında biraz da manevi hazdır. Yani örnek veriyorum, 30 metrekare bir işi var müşterimin ve 100 kilometre ötede hesap kitap yapıyoruz. Oraya gidip gelmemiz bizim 1000 TL masrafımız oluyor. 500 TL'de o uygulamayı alsak 1500 TL. Nasıl çözebiliriz? O insanları mağdur etmememiz için ne yapmamız lazım? Ve bu ürünü küçük tüpler halinde herhangi bir kimyasal kullanmadan kurutulmuş hava, yani azotla destekleyerek o basıncını sağlayaraktan nalburiyelerden alabilecekleri küçük tüpler halinde yaptık. Şu anda nasip olursa da 2-3 aydan da demoları bitti. Test çalışmaları bitti. İnşallah üretimine, üretimine başlayacağız. Buradan da onun müjdesini vermek istiyorum. Çok önemli. Son olarak artık toparlayalım. Söylemek istediğiniz son şeyler varsa onları alalım. Zamanımızın da sonuna geldik. Evet, sohbet tabii keyifli geçince zamanı da takip edemedik ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ciddi anlamda yalıtım yaptırmak hepimiz istiyoruz ve bu hepimizin hakkı. Dolayısıyla da daha çok kurumsallaşmış firmalara yönelerekten yapılan yalıtımlarda ileriye dönük vatandaşlarımızın mağdur olması olmaması için daha çok referanslarını kontrol ederekten ve kullanılan bütün ürünlerin TS standardının olması, bakınız bu çok önemli, ürün belgelerinin olması. Ürün belgesi demek bir ürünle alakalı 8, 10 veyahut 15 testin bir arada yapılaraktan çıkartılan bir
belge, ürün belgesi diyoruz. Bazen yanıltıcı şeyler olabiliyor. Tek bir örnek veriyorum. Tek bir ürünün bir testini alaraktan bu ürünün şu testi bak abi çok başarılı. Artı yangın konusuna hiç girmedik. Buna çok kısa değinmek istiyorum Serkan Bey. B1 veyahut B2 sınıfı ürünler tercih edilsin. İşte poliuretan tam burada. B1 sınıfı alev yürütmeyen, alev almayan bir üründür. Ve yapılan ürünlerin de doğadaki ömrü, yani TSE'nin yaşlandırma testinden kaç yıl olduğuna lütfen baksınlar. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Yapılan bir yalıtımın sökülüp tekrar yapılması imkansız demiyorum. Ama çok zordur. Çok yapılmasından zor, daha yani, zordur herhalde. Çile gibi tabii. Dolayısıyla onlar tekrar inecek. Çürüyen o betonun, kolonun tekrar mukavvet kazandırıp tekrar, bu çok zor bir şey. Lütfen o adımı atarken çok dikkat etsinler. Benim en çok önerdiğim şey budur. O adım çok önemlidir ama atarken doğru firmalar üzerinden yürümek, yapacakları tercih en doğru şey budur. Çok teşekkürler Sayın Bulgur. Biz de size, sizin bize bu fırsatı verdiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, bir ekonomi gündemi programının da burada sonuna geliyoruz. İzobir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Bulgur'la mantolama ve izolasyon hakkında konuştuk. Haftaya farklı bir programda, farklı bir konukla görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.